Merhaba hanımlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tek renk Bot patik tarzında Burguların dansı isimli modelimin Baştan sona anlatımını yapacağım Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım ipim kartopu floranın Bebe mavisi Renk kodum ise K540 Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Benim elime en uygun şiş, numarası. şiş numarası 3 olduğu için ben 3 numara şiş kullanıyorum. Hemen modelimi de göstermek istiyorum. İşte hanımlar modelimiz bu şekilde. Burguların dansı modelini patiye uyarladım. Gerçekten çok şık çok da güzel oldu. Yapılışı da oldukça kolay. Her 5 sırada bir e, burgu işlemi yapıyoruz. Gerçekten kolay. Ben çok beğenerek severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte severek beğenerek yaparsanız. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uygun oldu hanımlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğimizin yapım aşamalarına başlayalım. Patiğimize ben her zaman olduğu gibi burun tarafından hemen modelimi biraz şöyle koyayım kenara. 12 ilmek olarak başladım bu şekilde 12 adet ilmeğimizi atıyoruz. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün videolarımda gösterdim. Şimdi yeniden anlatıyorum. Sebebi de şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 diş patik başlama teknikleri de mevcut. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Başlama yöntemi çok da önemli değil zaten. Evet bakalım kaç ilmeğimiz olmuş 3 6 9 12 adet ilmeğim olmuş şimdi geri dönüyorum Patiğimin arka yüzündeyim hanımlar bakın ters taraftayız Bu aşamada ilk ilmeğimi şöyle örmeden aldım Diğer ilmeklerimin hepsini Sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim bu arada hanımlar kanalıma abonelik kesinlikle Ücretsizdir Abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz Evet Bakın hepsini ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Patiğimin ön yüzündeyim. Bu aşamada artık düz örgü öreceğiz hanımlar ve 5 şişe geçiş yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 adet ilmeğimi öreceğim bu şekilde. 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle düz olarak örüyorum. Yani 12 adet ilmeğimi 6 6'şer 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden ilmekler çıkartarak devam edeceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi şu kenardan çıkartıyorum hanımlar. Şuradan şişimi takıyorum ilmek çıkartıyorum. Bu başlangıç bölümleri biraz sık olduğu için ben tığımdan yardım alacağım. Eğer ki ilk başlangıçta 12 adet ilmek yapmıştık. İlmekleri iki şiş üzerine atarsanız bu başlangıç yeri biraz daha gevşek olur. İlmek çıkartmakta da zorlanmazsınız. Şöyle ben tek üzerine başladığım için biraz sık oluyor. Bu sebeple tığdan yardım alarak ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeğim oldu hanımlar. 4 ilmeğim oldu. 5 ve 6. Bakın ilk başlangıç yerinden ilmeğin iki kanadından birden tığımı takıp ilmeğimi çıkartıyorum. 6 ilmeğimi taktım. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. işime takacağım böyle. 1. ilmeğim. 2. ilmeğim. 3. 4. 5. ve 6. 6 altı adet ilmeğimi böyle şişme taktım. Şimdi dört şişimde de 6 çar tane ilmeğim oldu hanımlar. İlk başta burası biraz karışık biraz zor gibi görünebilir. Şişler karışabilir fakat ilmek sayıları arttıkça şişler yerli oturacak hanımlar. İlk birkaç sıra böyle karışık durabilir. Bu gözünüzü korkutmasın. Şimdi dört şişimdeki 6 şer ilmeğimi de bir sıra boyunca düz olarak hiçbir işlem yapmadan öreceğim. Şöyle ilk şişimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. Beş şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. Dört şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişimdeki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Buradaki altı ilmeğimi de yine düz olarak örüp bir sıra tamamlamış oluyorum bu şekilde. Böyle şu sonuncu ilmeğim bunu da ördüm. Şimdi bir sıra düz örmüş olduk hanımlar. Bakın patik burnumuz gayet muntazam ve düzgün. Bu şekilde. Şimdi gel, geldik e, artırma işlemine. Artırma işleminde hanımlar bakın şöyle tuttuğumuz anda Artırma işlemini patiğimizde bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Bu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Hemen sizlere artırmalarımı da göstermek istiyorum. İlk şişimdeyim. Kenar buraya denk geliyor hanımlar. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Bakın kenardan artırmamı yapacağım. İkinci ilmeğimin altındaki şey, ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. İlk şişimde kenardan artırmamı yaptım. 7 ilmeğim oldu. 4 çimüsteki ilmek sayıları da eşit olmalı. İkinci şişime geldim. Şöyle baktığımız anda kenar bu tarafa denk geliyor. İkinci şişimde de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz. Üçüncü şişime geldim. Üçüncü şişimde de bakın kenar hemen buraya denk geliyor. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Bu ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmekleri düz. İlk üç şişimde yedişer tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Bakın kenar bu tarafa denk geliyor. Dördüncü şişimde de son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Bunu düz örüyorum. Kalan iki ilmeği düz. Dört şişimize de artırmamızı yaptık. Başlangıç noktasına geldik. Başlangıç noktasıydı neresiydi? Birinci, üçüncü, dördüncü şişleri karıştırdım. Ne yapmalıyım diye bazen yorumlar gelebiliyor. Hanımlar şöyle ayırt edebiliriz. İlk başlangıç ipimizin tam karşısındaki köşe başlangıç yerimizdir. Böyle bu şekilde rahatça ayırt edebilirsiniz. Dört işimizde de artırma yaptık. Yedişer ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar artırma yapmayacağız. Dört işimizdeki yedi ilmeğimizde bir sıra boyunca düz öreceğiz. Her sıra artırma yapmıyoruz hanımlar. Bir sıra artırma yapıyoruz dört işimizde de. Bir sırada dört işimizdeki ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi de şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patiğimizin burnu bir anda açılır ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. Üçüncü ve dördüncü şişlerimdeki 7 şer ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk iki ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırmamızı yapıyoruz. Böylece dört şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim hanımlar. Kenarından hemen buradan artırmamı yapacağım. 2 ilmek örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. Birinci şişimde 8 tane ilmeğim oldu. Gördüğünüz gibi ilmek sayıları artıyor. Sayılar arttıkça da bakın şişlerimiz yerli yerine oturuyor hanımlar. İkinci şişime geldim. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım bakın son iki ilmeğim kaldı Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm Kalan iki ilmeğim düz Burada da 8 ilmeğim oldu 3. şişime geldim kenar hemen buradaydı Yani kenardaki ilk iki ilmeğimi öreceğim Ardından da ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıp bunu Buradan da Bir ilmek çıkararak örüyorum Kalan ilmekleri düz. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da hanımlar kenar buraya denk geliyor. Ee, son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki 3 ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz Böylece dört şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu Şimdi bir sıra düz gideceğiz Bir sıra artıracağız Bir sıra düz gidip bir sıra artıracağız Bu şekilde artırmalarımızı patiğimizin burnunu yapacağız Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım Ardından da modelimi kurdum Tek renk patik olması sebebiyle 14 ilmek benim ölçülerime göre yeterli geldi Siz daha büyük yapmak isterseniz 15'er ilmek 16'er ilmek yapabilirsiniz Küçük yapmak isteyenler 13'er ilmek de yapabilirler. Hanımlar şimdi artırmalarımızı yapalım gelelim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmeyeceğim. 14. artırmamdan sonra hemen modelimin kurulumuna geçeceğim. Şimdi hep birlikte patiğimizin burnunu yapalım gelelim. Sonra da birlikte modelimizi kuralım. Evet sevgili hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim Şimdi model kurulumuna başlayacağız İlk kurulumda hanımlar e, ilmekleri çok iyi takip edelim Çünkü ilk sıra gerçekten önemli model ona göre bitene kadar devam edecek çünkü Şimdi ön yüzdeyiz iki tane kenar ilmeğim var iki kenar ilmeğimi düz örüyorum model bitene kadar iki kenar ilmeği düz örülecek İlmeklerimizi üçerli er, üç gruplar halinde yapacağız şimdi iki kenar ilmeğinden sonra Bir ilmek ters bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. İlk grubumu burada ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters. İkinci grubumu öreceğim şimdi aynı şekilde. Bir ters, bir düz, bir ters. İkinci üçlü grubumu da ördüm. Üçüncüyü öreceğim bir ters, bir düz, bir ters şeklinde üçlü gruplar halinde öreceğiz. Örüyorum diğer grup ilmeklerimi de bir ters, bir düz, bir ters. Bir diğer grubumu öreceğim yine üç ilmeğimi. Bir ters, bir düz, bir ilmek, ters. İkinci şişimden de örmeye devam edeceğim üçlü grubumu. Yeniden bir ters, bir düz, bir ters. Diğer üçlü grubumu öreceğim şimdi. Bir ters, bir düz, bir ters. Sonraki üçlü grubumu örüyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz bir ilmek ters. Tekrar bir diğer üstlü grubumu öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters. Kenarda iki ilmeğim kaldı. Burada da iki kenar ilmeğim var hanımlar. İlk başta olduğu gibi bu iki kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İlk sıramızı yaptık modelimizde. Şimdi patiğimizin taban bölümündeyiz. Patiğimizin tabanında hiçbir işlem yok sevgili hanımlar. Modelin devamında artık patiğimizin taban bölümünü çekmeyeceğim. Videoyu da keseceğim buraları. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Bu düz yerleri e, videoda göstererek Videoyu gereksiz yere uzatmak istemiyorum. Sizlerin de e, canı sıkılmaz böylece. Sadece modelli tarafları detaylı olarak zaten sizlere anlatacağım. Evet tabanımızdaki ilmeklerimiz bitti. Geldik ön yüze. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını ikinci sırada da yapacağız hanımlar. İlk bir sıra örmüştük. Şimdi ikinci sıradayız. Kenardaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın bir tane ters örmüştüm. Ters örüyorum. Düz. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Böyle artık üçlü grup diye böyle tek tek saymanıza gerek yok. Ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Bir düzüm var, iki tersim var, bir düzüm var, iki ters, bir ilmek düz, iki ilmek tersim var. İkinci tersimi de diğer şimdiden alarak örüyorum. Bakın ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir ilmek düz, düzüm var, düz örüyorum, iki ilmek ters örüyorum, bir tane düz. 2 tane ters, 1 tane düz. 2 tane ters, 1 tane düz. 1 tane tersim var burada. Son iki ilmeğim de kenar ilmeğim düz. Modelimizde ikinci sırayı da ilk sırayla aynı şekilde yaptık hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar tabanımızı düz olarak ördüm geldim. Yeniden modelli taraftayız. Ee, yine ilk iki sırada yaptığımız işlemin aynısını üçüncü sırada da yapacağız hanımlar. İki tane kenar ilmeğim düz. Ters ilmeklerimi ters. Düz ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın iki tersim var ters örüyorum. Bir ilmek düzüm var burada düz ördüm. İlmeklerimizi 3. sırada da gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ters ilmeklerimizi de ters öreceğiz hanımlar bu şekilde. Aynı işlemi tekrar ediyoruz 3. sırada. Diğer şişime geçtim. Yine burada da düz ilmeklerim düz, ters ilmeklerim ters olacak şekilde örülüyor. İlk sırada modeli kurarken ilmekleri üçer üçer gruplar halinde yapıyoruz. Sonrasında saymaya, gruplar haline getirmeye de gerek yok. İlmeklerim gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir ilmek tersim. Sonraki ilmeğimde kenar ilmeğim düz. Bu şekilde üçüncü sıramızı da tamamladık. Şimdi patiğimizin tabanını örüp gelelim. Patiğimizin tabanını düz olarak ördüm. Geldim hanımlar. Modelli taraftayız yine. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada da ilk üç sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İki tane kenar ilmeğimi düz ördüm. Bir tersimi ters ördüm. Bir ilmek düzüm var düz ördüm. Bakın hanımlar. İlmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz dördüncü sıramızda dört sıra boyunca aynı işlemi yapmış oluyoruz böylece. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci şişimde de yine ilmekleri aynı şekilde gördüğüm gibi öreceğim. Bakın iki ters ilmeğim ters ördüm. Düz ilmeğimi düz. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerim düz. İki tersim var bir ilmek düzüm var. Burada bir tane ters ilmeğim var arada. Bunu da ters ördüm. Son iki kenar ilmeğim var. Bunu da düz olarak örüp dördüncü sıramızı da tamamlıyoruz. Şeklimiz böyle. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar tabanımı ördüm geldim. Şimdi 5. sıradayız. Hanımlar 5. sırada da ilk 4 sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu işlem e, her 5 sırada bir burgu işlemi yapıyoruz hanımlar. Aynı işlemi 5 sıra tekrar edeceğiz. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde 5. sıramızı da ilk 4 sıramızda olduğu gibi yapacağız. Bakın terslerimi ters ördüm. Düzlerimi düz. Tersleri ters. Düzleri düz. Bu şekilde hanımlar. Yapıyoruz. Birer şimdi de aynı işleme devam edeceğim. Ters ilmeklerimi ters öreceğim. Düz ilmeklerimi düz. Aynı işlemi 5 sıra tekrar ediyoruz. Her 5 sırada bir e, burgu işlemi yapacağız hanımlar. 5 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 sıra burgu yapıyoruz. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Evet hanımlar, şimdi patiğimizin tabanını örelim gelelim ardından da burgu işlemine birlikte yapalım. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim ön yüzdeyiz. Şimdi burgumuzu yapacağız birlikte. İki tane kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum böyle. Sonrasında üçerli gruplar halinde yapmıştık hanımlar. Bir ters, bir düz, bir ters bir ters, bir düz, bir ters böyle. Hanımlar üçlü şey, üçlü, üçerli, üçerli burgu işlemi yapacağız. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. İlk üç ilmeğimiz önden gidecek. Arkadaki diğer üç ilmeğimiz de arkadan gelecek şekilde ilmekleri yer değiştireceğiz. Şöyle. Arkadaki üç ilmeğimi şöyle şişime aldım. Öndeki üç ilmeğim önden gidecek. Arkadaki üç ilmeğim arkadan gelecek şekilde bakın. Şu ilmeğimi de hemen şişime takıyorum. Şöyle bu üçerli ilmekleri Şöyle yer değişti. Bakın bu şekilde ilmeklerimi yer değiştirdim. Üçerli üçerli. Sonra bu ilmeklerimin hepsini sol şişime alıyorum. Sırayla öreceğim. İlmekleri yine gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Bir ters. Bir düz. Bir ters. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Şuradaki ilmeklere bakacak olursak hemen şu ilmeğimi tam alayım şişime. Yine bir ters, bir düz, bir ters var. Üçerli gruplar halinde ilk başta nasıl yaptıysak öyle yapacağız. Yeniden bir ters örüyorum. Ya burada bir yarım ilmek almışım. Toplayamadım onu. Şöyle. Bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde. İlmekleri üçerli üçerli gruplara ayırmıştık. Bu üçerli gruplardan e, ilk üç ve ikinci üç gruplu ilmeği aldık. Ee, i̇lk üç ilmeğimizi ön taraftan, arkadaki üç ilmeğimizi arka taraftan gelecek şekilde burgu işlemi yaptık. Sonra ilmeklerimizi bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, bir ters olacak şekilde yine ördük. Şimdi diğer e, burgumuzu yapacağız. Yine bakın iki tane ilk üç ilmeğim burada, ikinci üç ilmeğim de burada. İlk üç ilmeğim önden gidecek. Arkadaki bir ters, bir düz, bir ters ilmeğim arkadan gelecek. İlmekleri yine gördüğümüz gibi öreceğiz sanımlar. Bakın. Arkadaki üç ilmeğimi şöyle arkadan alıyorum. İlk üç ilmeğimi de şöyle şişime takacağım. E, yedek şiş de kullanabilirsiniz burgu işlemini yaparken. Bakın bu üçer ilmeği şöyle yer değiştiriyorum. Şimdi bu ilmeklerimi de tekrar sol şişime hepsini aldım. Şimdi sırayla hepsini öreceğim. Yeniden üçerli gruplarda nasıl ilmeklerimiz? Bir ters bir düz bir ters. E, i̇lk üçlü grup ilmeğimi ördüm. Şurasında bir ters ilmeğim var. Şöyle İkinci bir yedek şiş kullanırsanız daha rahat yapabilirsiniz hanımlar. Bunu da belirtmek isterim. Grupları ayırdığımız ilmekleri daha rahat örersiniz. Bir ters bir düz bir ters ördüm. İkinci üç ilmeğimi de yine bir ters bir düz bir ters olacak şekilde ördüm. Bu şekilde. İlk iki burgumuzu yaptık. Diğer şişime geçiyorum. Toplam 4 burgu yapacağız hanımlar. İlk ikisini ilk şişimizde yaptık. İkinci iki bur, e, burguyu da ikinci şişimizde yapacağız. Yine burada da yapacağımız işlem aynı. İlk 3 ilmeğim bakın bir ters, bir düz, bir ters. Bu 3 ilmeğimi önden, diğer 3 e, ilmeğim de arkadan gelecek şekilde burgumuzu yapacağız şimdi. Şöyle bu 3 ilmeğimi şöyle arkadan alıyorum çünkü arkadan gelecek. İlk 3 ilmeğimi de şöyle sol şişime takacağım önden gelecek şekilde. Bu üçer ilmeğimi burgu yapıyorum. Yani ilmeklerin yerlerini şöyle değiştirdim. Sonra hepsini sol şişime aldım. Sırayla öreceğim yeniden. Bir ters Bir düz Bir ters Diğer üçlü grup ilmeğimi de yine bir ters bir düz bir ters olacak şekilde öreceğim. Şöyle bir ters Bir düz Bir ters Buradaki burgu işlemini de yaptık hanımlar. Geldik öndeki alt ilmeğimizin burgusuna. Bu e, ikinci üçlü grup ilmeğimi hemen arkadan şöyle alıyorum şişime. İlk üç ilmeğimi de önden gelecek şekilde şöyle sol şişime taktım. İlmekleri üçerli üçerli şöyle yer değiştirdim, burgumu yaptım burada. Şu yapacağımız işlem şu: Yeniden hepsini sol şişim aldım sırasıyla bir ters, bir düz, bir ters olacak şekilde ilk üçlü grubumu Ördüm. Şöyle şuradaki ilmeğimi rahatlayayım. Diğer üçlü grubumu da yine bir ters, bir düz, bir ters olacak şekilde ördüm. Bakın burada son iki kenar ilmeğim var. Bunları da düz olarak örüyorum. İlk burgumuzu yaptık hanımlar. İlk burgumuz bu şekilde oluştu. Şimdi patiğimizin tabanını örüp gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördüm ve geldim. Ee, yeniden modelde başa geldik gibi düşünelim. Ilmekleri yeniden gördüğümüz gibi öreceğiz ve aynı işlemi 5 sıra tekrar edeceğiz. 2 adet kenar ilmeğimi ördüm. Bakın hanımlar tekrardan ilk başta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Burada bir ilmek tersim var. 3'erli gruplar halinde bir düz bir ters. İlk grup ilmeğimi ördüm yine ilk sırada olduğu gibi. Bakın ilmekler zaten burada kendini gösteriyor. Burada bir ilmek tersim var bir ilmek düzüm var. Hemen yanında bir ilmek daha. Bakın burada tersim var. Yeniden diğer grup ilmeklerimi öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir ters, bir düz, bir ters. İkinci şişimde de yine devam edeceğim. Bir ters, bir düz, bir ters. Diğer grubumu öreceğim. Bakın bir ters. Burada bir ilmek düzüm var. Bir düz, bir ters. Bir ters, bir düz, bir ters. Son grup ilmeklerimi öreceğim şimdi. Bir ters, bir düz ve bir ters. Kenar da iki ilmeğim var. İki ilmeğimi de kenar ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Hanımlar modelde yine ilk başa geldik. Şimdi yapacağımız işlem şu. Aynı işlemi ilk sırada nasıl yapmıştık? 5 sıra tekrar etmiştik. Şimdi yine 5 sıra tekrar edeceğiz. İlk sırayı zaten birlikte yaptık. Aynı işlemden 4 sıra daha yapacağız. 5 sıra olacak. Hanımlar şimdi 5 sıra aynı işlemi tekrar edip gelelim. İkinci burgu kayarak gidiyor hanımlar. Sizlere ikinci burgunun da nasıl yapıldığını 5 sıra ördükten sonra detaylı olarak anlatacağım anlatacağım Evet hanımlar 5 sıra boyunca aynı işlemi tekrar ettim ördüm geldim ee, şimdi ikinci burguları yapacağız bakın hanımlar ilk burguları bu şekilde yapmıştık ikinci burguları 3 ilmek sağ kayarak yapacağız yani e, anlatarak yaparak göstereyim daha iyi anlaşılır şöyle kenardaki iki adet ilmeğimi düz örüyorum düz ilmeklerimi Ardından ilk üçlü grubumla bu defa burgu yapmayacağım. İlk burgumu yapmıştım ama ikinci burgumu yapmayacağım. İkinci burgumda ilk üçlü ilmeğimi normal gördüğüm gibi öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters olacak şekilde ilk üçlü e, grubumu ördüm. Sonra yeniden burgu işlemi yapacağız. Bu defa bakın öndeki şu üçlü grup bir ters, bir düz, bir ters. Bir de hemen yanında var. Bir ters, bir düz, bir ters. Yine burgu işlemi yapacağız. Bu defa bu ikinci üçlü ilmeğim ön taraftan gelecek. Şöyle ilk üçlü ilmeğim de arka taraftan gelecek şekilde yer değiştireceğiz. Şöyle. Bunlar da böyle arkadan geliyor. Hemen şu üçüncü ilmeğimi de şişime takacağım. Bu şekilde. Bu defa böyle yer değişiyor ilmeklerimiz. Böyle bir görüntü oluyor. Şimdi bütün ilmeklerimi sol çişimi alacağım şu 3 ilmeğimi de. İlmekleri tekrardan bir ters, bir düz, bir ters diye öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters. İkinci grup ilmeğimi de yine aynı şekilde bir ters. Şöyle bir düz, bir ters. Bu şekilde ikinci burgu işlemini de yaptık hanımlar. Bakın şeklimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor bu şekilde. Şöyle bakıldığında. İlk burguyu ilk 3 ilmeğimizden itibaren yapmıştık. İkincisinde ilk 3 ilmeğimizi yapmadık. Diğer ilmeklerle yaptık. Şimdi öndeki 3 ilmeğim var. Bakın 3 ilmek bir de ikinci şişimdeki 3 ilmeğim var. Bu defa ikinci şişimdeki 3 ilmeğim ile ilk şişimdeki üç ilmeğim Üçüyle burgu yapacağız Bu ikinci üç ilmeğimi hemen şöyle yer değiştirmeden bakın Önce şu ikinci üç ilmeğimi öreceğim ikinci şişimden Bakın bir ters, bir düz, bir ters Buradaki üçlü ilmeğimi de arkadan alıp öreceğim Yedek şişim varmış gibi ördüm burada da bu şekilde oldu Bu ilmeklerimi şişime alıyorum bu defa ilmekleri böyle yer değiştirmiş olduk. Yedek şiş kullanmış gibi oldu. Bakın. Buradaki ilmeklerimi de yine bir ters, bir düz, bir ters olacak şekilde ördüm. İkinci burgumuzu da yaptık. Bu sırada üç burgu yapacağız. İlkinde 4 yapmıştık. İkincisinde 1 2 3 burgumuz var hanımlar. Üçüncü burgumuzu yapacağız. Yine ilk üçlü grubum burada. ikinci üçlü grubum burada. ikinci üçlü grubum önden gelecek şekilde. ilk üçlü grubum da arkadan gelecek şekilde. Şöyle yer değiştiriyorum. Üçerli üçerli. Sonra bakın burgumu yaptım. Sonra bu üç ilmeğimi de yine sol şişime aldım. Sırasıyla yeniden bir ters bir düz bir ters şeklinde örüyorum. İkinci üçlü grubumu da yine bir ters bir düz bir ters olarak ördüm. Burada bir tane üçlü grubum vardı hanımlar. İlk başta da vardı. İlk baştakini normal gördüğümüz gibi örmüştük. Sonda kalan üçlü grubumu da yine gördüğüm gibi öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters. Kenardaki iki ilmeği düz. Burgu modelimiz bundan ibaret hanımlar. Sadece bu şekilde yapılıyor. Şimdi patiğimizin tabanını öreceğiz. Ardından ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir ters, bir düz, iki ters, bir düz böyle devam edecek. Ilmekleri tersleri düz, ters düzleri düz olacak şekilde 5 sıra öreceğiz. 5 sıranın sonunda yine ilk burgu işlemini yapacağız. İlk burgumuzu nasıl yapmıştık? Aynı şekilde yapacağız. Sonra 5 sıra yeniden aynı işlemi tekrar ederek öreceğiz. Bu defa ikinci burguları yapacağız. Hemen ee, bakın. İlk burgumuzu yapacağız. İkinci burguyu zaten birlikte yaptık. Üçüncü burgumuzu da ilk burgumuz gibi yapıyoruz. Dördüncü burgumuzu ikinci burgumuz gibi yapıyoruz sırasıyla. E, dördüncü burgumuzdan sonra bakın hanımlar beşinci burgumuzu yapıyoruz. Yani işlem birbirini tekrar eder vaziyette gidiyor hanımlar. İşlem bundan ibaret. Hatta kafanız karışmasın diye şimdi e, şöyle yapalım. Patiğimizin tabanını örelim. Ardından da 5 sıra boyunca ilmekleri gördüğümüz gibi örüp gelelim. Sizlerin yeniden 3. burgu ilk burgu gibi yapılacak zaten. 3. burgunun yapılışında tekrar göstereyim ki bu burgularda kafanız karışmasın. Şimdi 5 sıra boyunca ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp gelelim. Sonra 3. burgumuzu birlikte yapalım. Evet hanımlar. Ben yine bakın Aynı işlemi 5 kere tekrarladım. Düz ilmeklerimi, düz ters ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Şimdi 3. burgumuzu yapacağız. İlk burgumuz, 2., 3. kafanız karışmasın diye bu 3.'yü de sizlere göstermek istedim. 3.'yü ilk burgumuzda aynı şekilde yapacağız. 4.'yü de 2. burgumuzda aynı şekilde yapacağız. Zaten ben bu patiğime 1, 2, 3, 4, 5 tane burgu yaptım. Burgularımızı bu şekilde yapacağız hanımlar. 5. burgumuzu da ilk burgumuzla aynı şekilde yapacağız. Şimdi bu üçüncü burgumu da size göstereyim ki biraz daha anlaşılır olsun. İlk iki ilmeğimi yine ördüm. Şimdi buradaki ilk üç ilmeğim ile e, hemen yanındaki üç ilmeğim üç gruplar halinde bu ilmeklerimde burgu işlemi yapacağım. Bu aşamada şu arkadan üç ilmeğimi alıyorum. Şu ilk üç ilmeğim de önden gelecek şekilde şöyle ilmekleri yer değiştiriyorum. Bu şekilde. İlk üç ilmeğim önden gelecek şekilde. Arkadaki ikinci grup üç ilmeğim de arkadan gelecek şekilde. Bakın yine şöyle yer değiştirdim. Sonra bu üç ilmeğimi de böyle sol şişime alıyorum. Sırasıyla yine ters düz şeklinde öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters. İlk grubumu ördüm. Şimdi ikinci grubuma geldim. İlk grubunda yarım ilmek aldım. Hemen şu ilmeklerimi bir düzelteyim hanımlar. Şöyle burayı ters olarak örüyorum. İkinci grubumda da yine bir ters, bir düz, bir ters öreceğim. Bir ters. Ya ipimden kaynaklı ipim ayrılıyor, ilmekler yarım yarım geliyor. O beni bayağı bir zorladı. Şöyle bir ters, bir düz, bir ters. İkinci grup ilmeklerimi de aynı şekilde ördüm. Şimdi öndeki 3 ilmeğimi ile yanındaki 3 ilmeğim gruplar halinde bu ilmeklerimi yapacağım. Şimdi ikinci üçlü grup ilmeğimi şöyle arkadan alacağım. Şu ilk 3 ilmeğim de önden gelecek şekilde şöyle alıyorum. Bu ilmekleri yine şöyle yer değiştiriyorum. Burgu işlemini yapıyorum. İlmeklerimi tekrardan sol şişime aldım. Sıra sırasıyla yeniden bir ters, bir düz, bir ters. Grubumuz böyle örülüyor. İlk üçlü grubumuz. Bir ters, gördüğünüz gibi ilmek ipim ayrılıyor örerken. Evet, bir ters, bir düz, bir ters. Tekrar ikinci grubumu öreceğim şimdi. Bir ters, bir düz, bir ters. İkinci grup ilmeklerimi de ördüm. İkinci şişime geçtim. Burada da yine burgu işlemi yapacağım. Öndeki 3 ilmeğim ile yanındaki 3 ilmeğim. Yine e, ikinci 3 gruptaki ilmeğimi şöyle arkadan gelecek şekilde şişime alıyorum. İlk 3 ilmeğimi de şöyle şişimden çıkarıp önden gelecek şekilde şöyle diğer şişime aldım. Bu şekilde. 3 üç, üç böyle yer değiştirdim ilmeklerimi. Yine ilmeklerimi sırasıyla bir ters, bir düz, bir ters diye öreceğim. Bir ters, bir düz bir ters ilk üçlü grup ilmeğimi ördüm ikinci grupta da yine bir ters bir düz şu düz ilmeğimi de bakın maalesef böyle yarım yarım ayrıldığı için bir düz bir ters bu şekilde bu burgumuzu da ördük. Şimdi önde yeniden üçerli üçerli iki tane grubum var. İkinci üçlü grubumu şekilde arkadan gelecek şekilde. ilk üçlü grubumu da hemen şişimiden şöyle çıkartıyorum. Önden gelecek şekilde şöyle yer değiştireceğim. Ee, hanımlar bu bu ilk e, burgumuzu ve 3 ikinci burgumuzu yaparken ilk üçlü bu, e, grubumuz ön taraftan geliyor. İkinci burgu işlemini yaparken de arkadan geliyor. Zaten diğer burgularda size göstermeyi düşünüyorum artık. anne hani kafanıza karışmasın diye. Yeniden gruplar halinde örüyorum hanımlar ilmeklerimi. Bir ters bir düz bir ters olacak şekilde ilk grubumu öreceğim. Bir ters bir düz bir ters ilk grubumu ördüm. Şimdi yeniden bir ters bir düz. Bir ters olacak şekilde ikinci grubumu da tamamladım. Kenardaki iki tane ilmeğimi de düz olarak ördüm üçüncü burgumuzu da böylece tamamladık hanımlar bakın şeklimiz böyle şimdi e, aslında burada videoyu kesecektim siz yapın gelin diyecektim ama burgular kafanızı karıştırmasın diye dördüncü burguyu da sizinle birlikte yapacağım öncelikle yine yapmamız gereken şu tabandaki ilmeklerimizi yine düz öreceğiz ardından 5 sıra boyunca düz ilmeklerimizi düz ters ilmeklerimizi ters olarak yani ilk sırada yaptığımız gibi 5 sıra boyunca öreceğiz hanımlar şimdi ilmekleri 5 sıra boyunca düzleri düz tersleri ters olacak şekilde örelim gelelim dördüncü burgu muzu da birlikte yapalım. Evet hanımlar, ben 5 sıra aynı işlemi tekrarladım ve geldim. Şimdi 4. burgumuzu da birlikte yapacağız. Bunun için 4. burgumuzu, 2. burgumuzu aynı şekilde yapıyoruz. 2 tane kenar ilmeğimi öreceğim düz olarak. Sonra ilk gruptaki 3 tane ilmeğimi gördüğüm gibi öreceğim. 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters. Burada burguyu başlatmıyorum. Burguyu şu öndeki iki tane üçlü grup ilmeğimi de yapacağım. Bu aşamada işlemi şöyle yapacağım. İkinci e, üçlü ilmeğim önden gelecek şekilde ilk üçlü ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle ilmekleri yer değiştireceğim. Şöyle bakın bu şekilde ilmekleri yer değiştirdim. Sonra bu üç ilmeğimi de yine sol şişime alıyorum. Şimdi öreceğim. Bir ters bir düz bir ters. İkinci gruptaki ilmeklerimi de yine bir ters, bir düz, bir ters, bir ters şeklinde öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi burada ilk burgumuzu yaptık. Şimdi ikinci burgumuzu yapacağız. İkinci burgumuzda da ilk üç ilmeğim burada. ikinci üç ilmeğim de ikinci şişimde. Burada hanımlar ikinci 3 e, üç ilmeğim önden gelecek şekilde örecektim. Burada yer değiştirmeye gerek yok zaten. ikinci şişimizden alarak örelim hemen. Buradaki ilk üç ilmeğimi bir ters gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz, bir ters şeklinde örüyorum. Diğerinde diğer şimdi öreceğim. İlmek sayıları bozulmasın şişlerimdeki diye. İkinci üçlü ilmeğimi de hemen şu şişime alayım. Sol şişime. Burada 3 tane burgu işlemi yapacağız. İlkini yaptık. Bu ikincisi. Şimdi buradaki üçlü ilmeğimi de yine gördüğüm gibi öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters şeklinde. Bir ters, bir düz, bir ters. İkinci burgu işlemini de yaptım. Geldik sıra üçüncü burgu işlemine. İkinci üçlü ilmeğimizi ön yüzden gelecek şekilde şöyle şişime alacağım. İlk üç ilmeğimi de arka yüzden şöyle alıyorum. Bu şekilde yer değiştiriyorum. Şöyle ilk üç ilmeğimi önden, get ikinci üçlü ilmeğimi öne doğru getirdim. Bu üç ilmeğimi şişime takıyorum. Hemen sırasıyla ilmeklerimi bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde ilk üçlü grup ilmeğimi ördüm. Şöyle ikinci gruptaki ilmeklerimi de yine bir ters, bir düz, bir ters şeklinde örüyorum. Burada üç gruplu bir üçlü grubum kaldı. İlk üç ilmeğimi de e, gördüğüm gibi örmüştüm. Buradaki üç ilmeğimi de gördüğüm gibi öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters. Kenarda iki adet düz ilmeğim var. Bunu da yine düz olarak örüyorum. Birlikte. Dördüncü burgu işlemini de yaptık hanımlar. Sadece bir tane burgu işlemimiz kaldı. Bunu da birinci ve üçüncü e, burgumuzu yaptığımız gibi aynı şekilde yapacağız. Şimdi yapacağımız işlem şu. Patiğimizin tabanını düz olarak örelim. Ardından 5 sıra boyunca yine ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olacak şekilde örelim. Ve sonuncu burgumuzu da ilk... Birinci ya da üçüncü burgumuz gibi ikisini de aynı şekilde yapmıştık. Beşinci burgumuzda aynı şekilde yapacağız hanımlar. Bu şekilde yapalım. Beşinci burgumuzdan sonra da yine beş sıra boyunca ilmeklerimizi düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olacak şekilde tekrardan beş sıra örelim. Beşinci burgumuzdan sonra artık burgu yapmayacağız. E, burgularımız bittikten sonra dört şişimizdeki ilmeklerimizi de bir sıra düz öreceğiz. Sonra da bileğini yapacağız. Şimdi hanımlar beşinci burgumuzu yapalım. Beşinci burgudan sonra... 5 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Ardından da 1 sıra ters ilmekler, düz ilmekler hepsi dahil. Hepsini bir sıra boyunca yani 4 içimizdeki ilmeklerimizi 1 sıra boyunca düz örüp gelelim. Sonra da birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar ben 5. burgumu yaptım. 5. burgumdan sonra 5 sıra ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Ardından da 1 sıra 4 şimdiki ilmeklerimin hepsini Şöyle yakından göstereyim. Düz olarak ördüm. Şimdi birlikte patiğimizin boğaz bölümünü yapacağız. Ben böyle bot patik tarzında haroşalı boğazı yaptım. Sizler normal e, patik arkasının kenarları haroşalı olarak yapabilirsiniz. Benim gibi de yapmayabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Ama ben bu şekilde beğendim. Böyle yapmak istedim. Şimdi başlayalım patiğimizin boğaz kısmını yapmaya. İlk şişimdeyim. İlk şişimdeki 14 ilmeğimi ilk sıramda düz olarak örüyorum. Bu şekilde 14 ilmeğimi örüyorum. Böyle. Şimdi ikinci şişime geldim. İkinci şişime gelince haroşalı boğazımız için ikinci şişime şöyle patiğimi çevirdim. Toplamda 7 adet ilmek atacağım hanımlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi attım. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Buraya 7 ilmek yaptım. Şimdi de 14 ilmeğim vardı. Toplam 21 ilmek oldu. Tekrardan burada 14 ilmek kalana kadar bu haroşa bölümünden kesmeler yapacağız. Hanımlar şimdi haroşa örgü öreceğim. Haroşa örgüyü ben örgümün her iki yüzünde de yani hem ön hem arka yüzünde düz örgü, örgü örerek elde ediyorum. Siz her iki yönde de ters örgü örerseniz aynı haroşa örgüyü elde edersiniz. İlk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Düz olarak örüyorum hanımlar haroşa için. Dördüncü ilmeğimi de ördüm. Beşinci ilmeğimi de ördüm. Hemen. Şu da altıncı ilmeğim. Buraya toplam 7 adet ilmek atmıştık hanımlar. Altı ilmeğimi ördüm. Yedinci ilmeğimi örerken. Şişimde 14 ilmeğim vardı. Şişimden de bir adet ilmek alıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. İlk kesimimizi yaptık. Şimdi geri döneceğim haroşalı boğazımızı yapıyoruz burada. İlk ilmeğimi bakın ipin benden tarafta şöyle örmeden alıyorum. Şimdi kalan 6 ilmeğimi yine düz olarak öreceğim yani haroş olarak. Bu şekilde kesimler yapacağız hanımlar. Ta ki şişimizde toplamda 14 ilmek kalana kadar. Şimdi geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. İlk 6 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmek, 2 ilmek oldu. 3 4 5 6. 7. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Böyle. Bu şekilde bir ilmeğimiz daha eksilmiş oldu. Kesim yaptık. Yeniden ip benden tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonra diğer 6 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. 3 4 5 6. 7. ilmeğimi örerken şişinden de bir ilmek alıyorum ikisini keserek örüyorum Bu şekilde hanımlar ilk 6 ilmeğimizi öreceğiz 7. ilmeğimizi örerken Kesim yapacağız tekrardan geri dönüyorum İlk ilmeğimi örmeden aldım Diğer ilmeklerimi Düz olarak örüyorum Tekrar geri döndüm Yine ilk 6 ilmeğimi öreceğim Yedinci ilmeğime geldim. Yedinci ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde yedi ilmeğimiz burada var. Şişimize bakıyorum. Dört, sekiz, on ilmek de burada var. Hanımlar toplamda ıı, on yedi tane ilmek var. On ilmek burada. 7 ilmek de burada 17 tane ilmek var. Her defasında hanımlar önümüzde ilk 6 ilmeğimizi öreceğiz. 7 ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. Bu şişimizde yani burada 7 ilmek kalana kadar kesim yapacağız. Zaten burada da 7 ilmek var. şişimizde de 7 ilmek kalınca toplam 14 ilmeğimiz kalıyor. Şimdi burada şu şişimizde bu bölümde 7 ilmek kalana kadar hanımlar toplam şöyle 7 ilmek, 2 ilmek kalmış zaten burada. Şöyle hesaplayınca 4 pardon 3 ilmek kalmış. Buradaki 3 ilmeğimizi de sizlere tarif ettiğim gibi kesip. İlelim. Evet hanımlar bakın bu şişimde 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi sizlere tarif ettiğim gibi aynı şekilde kestim. 7 ilmek burada var. 7 ilmek de burada. Şişimizde toplamda şöyle hesaplayınca burada 14 ilmeğimiz oluyor. Artık geri dönmeyeceğiz hanımlar. Kesim yerlerimiz bitti. Şişimde kalan 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Çünkü ön yüzdeyiz, düz ör görüyoruz Bu şekil. Şimdi ikinci şişime geldim, tabandaki şişime. Buradaki ilmeklerim de yine düz. Petemizin arka bölümünde hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzde olduğumuz için ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada bir model, bir detay olmadığı için biraz düz yerleri hızlıca örüyorum. Bir diğer şişime geçtim tabanımdaki. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Ve son şişimize geldik. Burada da yine 14 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimi öreceğim. Bilek ayrımına kadar olan ilmeklerimi düz öreceğim. Bu şekilde. Yine sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Bakın hanımlar yarıdan itibaren böyle şöyle patimizin ön yüzünden bakınca yarıdan itibaren haroşalı boğazımız yapmıştık. Tekrar buraya 7 ilmek yapıp yap, o şekilde de devam edebiliriz 7 ilmek atarak. Ama ilmek atmadan hani öyle yaparsak sonradan dikmek zorunda kalacağız. Dikişe falan hiç gerek kalmadan ilk 7 ilmek attığımız yerden ilmekler çıkartalım hanımlar. Bakın model bütünlüğü olsun diye ilk ilmeğimi şu aradan gelip çıkartacağım. Şöyle. 7 adet ilmeğimizi bu şekilde çıkaralım. Sonradan dikişe falan da gerek kalmasın. Böyle daha pratik oluyor. Şöyle ikinci ilmeğimi çıkarttım. Bakın ilk ilmek attığım yerlerden ilmeğin iki kanadından birden girerek ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeğim oldu. Şöyle 4 ilmeğim oldu. Şu 5 ilmeğim. Şu 6 ilmeğim bir de son kenar ilmek yerimiz şurası ilmeğin iki kanadından birden şöyle giriyorum. Sondan da bir tane ilmek çıkartıyorum. 7. Bu şekilde hanımlar dikişe falan gerek kalmadan pratik bir şekilde buradan ilmek çıkarttık. Şöyle modelimde de göstereyim. Burada hiçbir şekilde iz yok hiçbir şey yok bu şekilde yapınca gayet düzgün duruyor patiğimizin bilek bölümü. Şimdi geri dönüyorum. Yine burada da 21 ilmeğimiz oldu. Burada da kesim yapacağız. Fakat hanımlar burada da tersten kesim yapacağız. Kesim yerlerimiz düzgün düşsün diye hemen gösteriyorum size. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimle birlikte toplam 6 adet ilmeğimi yine düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. 5, 6. 7. ilmeğime geldim. 7. ilmeğimi de şöyle yapacağım hanımlar. Tersten şişimden de bir ilmek alarak ikisini tersten keserek örüyorum. Bu taraftaki kesimleri de böyle yapıyoruz. 7. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek aldım ve tersten kestim. Şimdi yeniden geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer şişimdeki 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim. İlk kesimimizi yaptık hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Yeniden ilk ilmeğimi örmeden aldım. Toplam bu şekilde ilk ilmeğimle beraber 6 ilmek öreceğim. 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6. 7. ilmeğime gelince hemen 7. ilmeğim burada. Şişimden de bir ilmek alıyorum. Bu şekilde ikisini tersten keserek örüyorum. Bu şekilde kesim yapınca bakın hanımlar patiğimizin boğaz kısmında kesim yerlerimiz düzgün düşüyor. Yeniden geri döndüm. İkinci kesimimizi yaptık. İlk ilmeğimi örmeden aldım kalan ilmeklerimi düz öreceğim. Şişimizde de toplam 14 ilmek kalana kadar kesim yapacağız. Yani bu şişimizde. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğime gelince öndeki ilmeğimi bakın alıyorum. 2 ilmeğimi alıyorum. Tersten kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi şişimize bakıyoruz. 7 ilmeğimiz burada var. 4, 8, 9, 10, 11 ilmek de burada var. Hanımlar, buradan 4 ilmek daha keseceğiz. Bu şişimizde de 7 ilmek kalana kadar kesim yapacağız. Burada 7 ilmek, burada da 7 ilmek kalınca 14 ilmek kalacak. Yine bu tarafta da toplamda 14 ilmeğimiz olana kadar e, buradaki kesimlerimizi tersten yani sizlere tarif ettiğim gibi yapıp gelelim. Evet hanımlar, burada bakın şişimde 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi Sizlere tarif ettiğim gibi kestim 7 ilmeğim bu haroşalı bölümde vardı. 7 ilmeğim de şişimde var. 14 ilmeğim kaldı. Bu aşamada artık geri dönmeyeceğiz. Çünkü kesim yapılacak ilmek kalmadı. Şişimizde kalan bu 7 ilmeğimizi bakın arka yüze denk geliyor. Ters olarak öreceğiz. Bu şekilde hepsini ters ördüm. Diğer şişime geçtim. Burada da yine bakın arka yüzdeyiz. <laughs> İlmeklerimizi bu bölümde de ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Sadece kenarlarda altı şer ilmek haroşamız var. İlk haroşalı boğaz atarken, yaparken 7 adet ilmek atmıştık. Bir ilmeği kesim için kullanmıştık. Kalan 6 ilmeğimizi haroşa için kullanmıştık. Bu altı haroşa ilmeğimizi yine patiğimizin arka bölümünü yaparken e, kullanacağız. Devam ettireceğiz. Evet ilmeklerimi ters ördüm. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece son 6 ilmeğimi düz öreceğim çünkü kenarda 6 ilmek haroşam var. Bakın son 6 ilmeğim kaldı. Kalan son 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar Şimdi bu aşamada artık geri döneceğiz bilek ayrımından sonra geri döneceğiz patiğimizin arka bölümünde böyle 5 tane şişle uğraşmaya gerek yok şiş sayılarımızı düşüreceğim Bunu nasıl yapacağımı da hemen sizlere yaparak örerek göstermek istiyorum Bazen belirtiyorum ama videoda video olarak göstermeyince anlatmayınca anlaşılmıyor uygulamalı olarak anlatacağım İlk yaz taroşa ilmeğimi düz ördüm kalan 7 ilmeğimi de yine patiğimizin ön yüzündeyiz düz olarak örüyorum kalan ilmeklerimi bu şekilde Şimdi ikinci şişimdeki bu 14 ilmeğimi de yine ilk şişimle örmeye devam edeceğim. Diğer şişime bıraktım. Yani iki şişimdeki 14'er ilmeğimi tek şişime alıyorum. Yani fazla şişlerle uğraşmayalım. Patimizin arkasını 3 şişle kolayca bitirelim diye. Bir diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Şimdi ördüm. İki, bakın şu şekilde. Şimdi bu son şişimdeki 14 ilmeğimi de yine aynı şişimle öreceğim. Yani iki şişimdeki ilmekleri tek şişimde topladım. Diğer iki şişimdeki ilmekleri de böylece tek şişimde toplamış oldum. Bu şekilde ilmek şiş sayılarımız da düştü. İki tane şişimiz ilmeklerimizi paylaştırdım. Üçüncü şişimizde de örüyoruz. O şekilde hesaplayabiliriz. Sağ sonuna kadar ilmeklerimizi düz ördüm. Bu şekilde. Şiş sayılarımızı da bu şekilde azaltmış olduk. Hanımlar bu şekilde devam edeceğiz örmeye. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde bilek ayrımından sonra gideceğiz, geleceğiz. Böyle yapacağız. Sadece kenarlardaki haroşa ilmeklerimize dikkat etmemiz yeterli. Ben bu patiğimin bu arka bölümünde yani şu bölümde toplamda 18 sıra haroşa ördüm. Haroşa sayısını şuradan hesapladım. ilk böyle haroşa eklediğim yerden bakın burada yeri belli. Şu şekilde sayarak gittim tam ortadan itibaren. 18 sıra haroşa olana kadar ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiği ayağınıza ölçerek yapın. Şu şekilde patinizi ayağınıza giyin hanımlar. Arkasını şöyle bir ölçün. Yani ördüğünüz bölüm buraya kadar gelince yani patin ayağınızın arka bölümüne kadar bu topuk bölümüne kadar gelince artık örmeyi bırakabilirsiniz. Çünkü topuğa geçeceğiz. Yani ayağınızı ölçerek yapmanızdan mutlaka fayda var. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şiş numarası, psikolojik durumu bile videoları hep söylüyorum artık bunu videolarımda. Patiğin boyutunu etkileyebilir. Psikolojik durumu nasıl etkiler diye de sorabilirsiniz. Şöyle ki e, en azından kendi adıma ben söylemek istiyorum. Ben mesela sinirliyken ördüğüm patiklerim çok küçük oluyor. Çok sık oluyor. Ya da çok moralim güzelken, iyiyken, çok mutluyken de e, ördüğüm patik bayağı bir gevşek olabiliyor. Bu açıdan diyorum bu bile patiğinizin boyutunu etkiler. En iyisi ayağınıza ölçerek yapmanız diyorum. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını tamamlayalım. Gelelim sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet sevgili hanımlar ben patiğimin arka tarafını tarif ettiğim ölçülerde ördüm ve geldim ee, bu aşamada şöyle e, şişlerimden size bahsedeceğim bu sol taraftaki şişime 24 adet ilmeğimi ayırdım şöyle ön yüzden baktığımızda sol taraftaki şişimiz 24 ilmeğimi ayırdım bana topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye şimdi e, patiğimizde kenarda 6 ilmek haroşamız vardı model bütünlüğü sağlansın diye topuk bölümünde de kenardaki 6 ilmek haroşama yine haroşa olarak örüyorum. 3 6. Sonrasında düz olarak sayarak öreceğim. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. ilk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki iki ilmeğimi alıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki iki ilmeğimi alıp keserek ördüm. Şimdi bu şişime bakıyorum kaç ilmeğim kalmış? 7. Her defasında bu 7 ilmeğimiz birer birer eksilecek, kesilecek ve bitecek. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi patiğimizin arka yüzündeyim. Ters taraftayım. Geri döndüm. İlk kenar ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Arka yüzde olduğumuz için buradaki ilmeklerimizi de ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 6 ilmeğimi düz öreceğim. Çünkü kenarda 6 ilmek haroşam var. bakın son 6 ilmeğim kaldı. Son 6 ilmeğimi de haroşa yani düz olarak örüyorum. Sıra sonuna geldik. Tekrar dönüyorum. Yine örgümün ön yüzündeyim ve bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. İlk 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim bakın 6. Sonrasında sayarak e, örmeye devam edeceğim. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Yine bir önceki sırada olduğu gibi ilk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeğime gelince şu önceki 2 ilmeğimi alıp ikisini keserek örüyorum. Bir önceki sırada burada 7 adet ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi şöyle baktığımız anda burada 6 ilmeğimiz kaldı. Bir ilmek eksildi. Hanımlar şimdi yapacağımız işlem şu. Ee, arka yüzden ilmekleri yine ters olarak öreceğiz. Ön yüzden ilk 23 ilmeğimizi örüp 24. ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. Biz bu işleme buradaki son 6 ilmeğimiz, altı ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte buradaki son 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu tarif ettiğim gibi kesip gelelim. Evet hanımlar ben burada kalan ilmeklerimin hepsini tarif ettiğim gibi kesip geldim bu şekilde patiğimizin topu oluştu. İlk başta zaten bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Sağ tarafta da 24 ilmeğimiz var. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride ten tarafta dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katladım. Ee, şimdi tığ ile kesim yapabildiğim için ben kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle benden taraftaki şişten bir ilmek, diğerinden de bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeği ile birlikte topladım. İlk kesimim böyleydi. Sonraki kesimlerimde de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğerinden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin içinden geçirip ilk ilmeğimi şişimden bıraktım. Tığımdaki iki ilmeğimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişimden de bir ilmek alıyorum. Bu ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin içinden geçirip bıraktım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci ilmeğimizi ilk ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki iki ilmeği topluyoruz. Kesimimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde kesip gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim tarif ettiğim gibi şişlerimde son ikişer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi alıyorum. Böyle bir içinden geçirip kesiyorum. Birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi aldım. Sonra diğer şimdiki ilmeğimi aldım. Şişlerimiz de artık boşa çıktı. Şimdi tığımdaki 3 ilmeği birden şöyle topluyorum. Buraya iki tane çok sıkı bir zincir çekiyorum. Patiğimiz sökülmesin, açılmasın sonradan diye. Ve ipimizi kesiyoruz. Hemen ipimi patiğimin arkasına gizleyeceğim hanımlar birazdan size ipimi de göstereceğim kalan ipimi bir tam ipten başlamıştım patiğimi bazen soruluyor bir ip yetiyor mu artıyor mu diye sizlere kalan ipimi de göstereceğim bu şekilde bilginiz olsun evet şimdi dönüyoruz hanımlar bakın patiğimizin Böyle tek taraflı güzel bir kesim oldu. Patimizin arkası da gayet şık duruyor. Diğer türlü de kesim yapabilirsiniz bu şekilde ee, dikey şekilde ama ben o tarz e, topuklardan çok hoşlanmadığım için e, bu tarz topuk yapıyorum. Sizler dilerseniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hemen patiğimizi bir de ay manken ayağımıza giydirelim. Patiğimiz açılan bir patikanınlar bakın elimizde böyle e, şu şekilde durduğuna bakmayın. Bu şekilde durduğuna bakmayın. Giyince böyle açılıyor. Hemen giydireyim öyle. Bakın siz bu şekilde karar verin nasıl göründüğüne. Bakın alt taraftan da topumuzu geçiriyorum. Bu manken ayağım ayrıca 37, 38 ve 39 numara için uyumlu. Bu ayağı bu şekilde patiğimiz gayet rahat oldu. Bu şekilde hanımlar. Topuğumuz, patiğimizin yanları, önü, arkası her şekilde e, gösterebilirim. Bu şekilde. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı güzel bir video olmuştur. Yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.